Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşunun bugün 99. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Gaziantep'lerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Gaziantep'i değil, Türkiye'yi kurtardılar" sözlerine mazhar olan ve 6.317 şehitin verildiği Gaziantep savunması eşsiz bir kahramanlık örneğidir. Kurtuluş şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. 99 yıl önce "Vurun Antepliler, namus günüdür" diye başlayan Gaziantep'in milli mücadele ruhu ve gücü ilelebet yaşayacaktır. Gaziantep'e gazilik unvanı verilen Gazi Meclisimizden Gaziantep'in milli mücadele şehitlerini ve tüm Gaziantep'lileri saygıyla selamlıyorum. Sayın Girgin. Vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığını ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceği taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Gaziantep'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Fransızlar el attılar bir kadının çarşafına. Şehit Kamil saldırdı o anda düşmanına. Oracıkta süngülendi henüz 14 yaşında. O şehit Kamil'im ki karşı koydu düşmana. Dur! Aynı atışı! Şam vaziyeti! Al! Emniyet al! Sen! Durun! Kapa! Sen! Gaziantep'li olmak, Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, Kara Yılan'ın ruhuna sahip olmaktır. Köklü bir mirasa, geçmişe sahip olmaktır. Gaziantep'li olmak, taş üstünde taş kalmamış bir şehri sıfırdan kurarak Türkiye'nin yıldızı haline getirmektir. Gaziantep'li olmak, dinine, vatanına, bayrağına aşık olmaktır. Gaziantep'li olmak, hiçbir yerden yardım almadan, kazmayla, kürekle vatan kurtaran kahramanların torunu olmaktır. Gaziantep'li olmak demek, 100 yıl önce atanın, ecdadın, vatan için, ezan için, toprak için, bayrak için canını vermesi demek. Acı zerdali çekirdeği yiyerek vatana sağlam bir şekilde sahip çıkması demek. Gaziantep'li olmak demek, acı zerdali çekirdeğinden dünya lezzet başkenti olmak demek. Gaziantep'li olmak, onurlu, dürüst, çalışkan olmak. Gaziantep'li olmak, dil, din, ırk gözetmeksizin herkesi bağrına basmak demek. Gaziantep'li olmak, kadınıyla, yaşlısıyla, çocuklarıyla yek vücut olup şehrine, vatanına, namusuna sahip çıkmak. Gaziantep'li olmak bizlere doğarken takılmış birer şeref madalyasıdır. Thank you.
O dönemde direnişimizde dalgalanan sancak, bu sancağı yine Fatma Şahin Hanım Efendi'nin girişimleriyle, talebimizle Çanakkale'deki bir müzeye gitmişti. Oradan Gaziantep'e gelmesini sağladı. Sayın Valim, hemen madalyamızın üstünde Antep savunmasında İstiklal Madalyası Antep'lerin isimlerini görüyorsunuz. Hemen burada evet. Yanında, burada savaşımızda en fazla kadın şehit ve gazinin yaşadığı Gaziantep, kadın gazilerimiz ve kadın şehitlerimiz isimlerine burada yer veriyoruz. Hikayeleri yazdılar. Oradaki yürütme özelliklerini hareketle çok güzel tasarım yaparak yazdılar. İnşallah bu sonra bir tanıtma yapacağız. Yani her bir fikrin bir anlamı var bu anlamıyla. Efendim bugün gün boyu pandemi koşullarında etkinliklerimiz var. Bugün de yıllardır yapımı süren Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezdik. Olağanüstü bir müze. Eğer bir cümleyle bir şey söylemek gerekiyorsa, bütün Gaziantep'lerin mümkünse her yıl, yılda iki kere burayı görmesi lazım. O hafızamızın tazelenmesi lazım. Türkiye'nin neresinde olursa da olsun her yere gidiliyor, bütün müzeler geziliyor. Ama burayı gezmeden eksik kalır. Mutlaka 25 Aralık Panorama Müzesi'nin görülmesi lazım. Antep savunmasının o ruhunu yaşamamız lazım, yaşatmamız lazım. Ben emeği geçen Fatma Şahin Başkanımız başta olmak üzere bütün ekibine, buna katkı sunan Gaziantep'lere teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şanlı şerefli bir tarihin bugün ecdadımızın temsilcileriyiz. Ve inşallah oradan aldığımız ilhamla da geleceğe imzamızı atıyoruz. Gaziantep'li olma demek acı zerdali çekirdeğinden dünyanın lezzet başkenti olabilmek demektir. Mağaradaki küften barut yapıp bugün dünyanın en güçlü 10 ordusu arasına girebilmektir. Gaziantep'li demek dibinde savaş var, 300 fabrika bitirebilmek demektir. Bu şehirle övünüyoruz. Bu şehrin insanıyla, bu şehrin tarihiyle övünüyoruz. Ve inşallah 100. yılla birlikte çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye'yi, bir Gaziantep inşa etmek için de atalarımızdan aldığımız ruhla büyük bir güçle çalışıyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık olacak, çok daha güzel olacak, çok daha sağlıklı olacak. Ecdadı anıyoruz rahmetle ve minnetle ve ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, rahat uyusunlar. Türkiye emin ellerde, Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihe sahip çıkıyor ve geleceğe imza atıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Mehmet Kamil'in madalya ve şehadet belgesini Şehit Kamil'in kardeşi Kemal Dileğin oğlu Yalçın Dileğe takdim etti. Bu madalyanın ve beratın Şehit Kamil Belediyesi'ne bağışlamaya karar verdik aile olarak. Çünkü tarihe mal olmuş bir olay bu ve en iyi koruyabilecek, bunu gelecek kuşaklara aktarabilecek kurum Şehit Kamil Belediyesi olduğu için onlara bağışlamak isteriz. Yalçın Dilek, madalya ve şehadet belgesini Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na tevdi etti. Belgesi ve madalyası ailesi tarafından Şehit Kamil Belediye'mize armağan edildi. Bir kez daha sizlerden bu bilgi almıştık. Mehmet Kamil'in madalyası ve şehitlik beratı daha önce maalesef yoktu. Bunun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emekleri var. Bu konuda emeklerini esirgemeyen tüm destek verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Tarih 25 Aralık 1921. Tarihin en adaletsiz ve haksız işgali altında kalan bir şehir. 6317 şehit verdiğimiz işgalin savunmaya, savunmanın destana dönüşmesinin 99. yılı. Milli mücadelenin en şerefli, en onurlu savunması Antep savunmasıdır. Antep savunması bir destandır.
Antep halkının 11 ay süren destanı. Antep, bu şanlı savunmada verdiğimiz 6317 şehit ile yiğitliği, cesareti tüm dünyaya göstermiş bir şehirdir. Başta Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve adını bildiğimiz bilmediğimiz tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Keşke sizinle mücadele etme şansım olsaydı derdim. Kendilerine teşekkür eder, ellerinden doya doya öperdim. Mücadeleniz bugün de, yarın da nesillere örnek oluyor derdim. Onlara doya doya sarılırdım. Ellerinizden öperdim derdim. Onlara minnet borçlu olduğumuzu söylerdim. Doya doya sarılırdım. Sizi asla unutmadık derdim. Dedelerim, sizin yanınızdayız, sizi asla unutmadık derdim. Unutulmadınız, unutulmayacaksınız derdim. Size doya doya sarılırdım derdim. Mücadeleniz bugün de, yarın da nesillere örnek oluyor derdim. ...25 Aralık... ...ya istiklal ya ölüm diyenlerin... ...bir direnip... ...bin dirildikleri tarihtir. 25 Aralık... ...vatanı uğruna süngülenen... ...kahramanların... ...kanlarıyla yazdığı destandır. 25 Aralık... ...tanka, topa... ...tüfeğe karşı duranların... ...narkozsuz ameliyatla bayrağı... ...devraldığı gündür. 25 Aralık... ...bombalanan camilere rağmen... kaybedilmeyen inancın ifadesidir. 25 Aralık Büyük Atatürk'ün "Onlar sadece Antep'i değil, Türkiye'yi kurtardılar" sözünü tarihe kazıdığı zaferdir. 25 Aralık canını veren ama yurdunu vermeyen Antepli'nin bayramıdır. Bu yüzden Gaziantep, kurtuluşun kutlu olsun Gaziantep. Yükseldikçe gökyüzüne kuşlar özgürdür. Yükseldikçe yedik Fatmalar, kadınlar özgürdür. Yükseldikçe Kamiller, çocuklar özgürdür. Yükseldikçe şehitler, arşa, topraklar özgürdür. Daha yüksekler için 6317 şehrimizi rahmetle anıyoruz. 25 Aralık Kurtuluş Günümüz kutlu olsun.